Basit bir sistem var elinde. Sınır anahtarlarının sistem içerisinde kullanılması, limit switchler sistem içerisinde nasıl kullanılıyor ve örnek olması açısından bunun üstünden iki tane problem çözeceğiz. Şimdi iki limit arasında hareket eden araba olabilir, bant olabilir. Herhangi bir sistem var. Butona bastığınız zaman, girişlerden birine enerji verdiğiniz zaman araba ileri yönde hareket edecek. Gidecek sınır anahtarına çarpacak. Sınır anahtarına çarptığı zaman belli bir müddet bekleyecek. Tekrar geri yönde hareket edecek. Buradaki sınır anahtarına çarpacak ve kalacak. Tamam mı? Sistem basit. Giriş veriyorsunuz, ileri gidiyor, çarpıyor, duruyor, bekliyor. Daha sonra geri yönde geliyor, çarpıyor ve duruyor. Tamam mı? Şeye basalım, start veriye. Start verdiğimiz zaman ne olacak? İleriyi setlesin. Tamam mı? İleri yönde hareketi setlesin. İleri yönde hareket ederken, ileri yönde hareket ederken nereye gelecek çarpacak? R0'a çarpacak. Şimdi durdurma işlemini yapalım. Herhalde zaman işlemini koyayım. Resetleyecek. İleriye 1 bit. Yine aynı R0 T37 son zaman üreme devreye alacak. Önleyin bekleme süresi de 5 saniye olsun. Şimdi buralara herhangi bir paralel top atmama gerek yok. Çünkü zaten çarpıyor ve duruyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten araba ileri gidip RSV'ye çarptığında uyarılı hale gelecek. Bunu farklı çizelim. Uyarılı hale geldiği için bu kapanacak. Tamam. Peki T37 zaman öncesi ne yapsın? Geri setlesin. 1 bit. Peki geri çalışması ne kadar sürecek bunun? LS2'ye çarpana kadar. LS2'ye çarptı. Geriyi resetledi. Hani bazı programlarda şeye bakıyorduk. Ya sınır anahtarı çalışması kesildikten sonra sistemin çalışmasını bozacak mı? LS2'den ayrılıyor mu bu? LS1'den ayrılıyor mu sınır anahtarı? Araba. LS1 açılıyor mu? T38 zaman önem devre dışı kalıyor mu? Şimdi bunun devre dışı kalması bazı şeyleri bozar mı? Burada kontağını açar ama bunu zaten bir kere ne yaptı bu? Setledi. Oradaki kontağını açmasının benim için herhangi bir sakıncası var mı? Yok. Bu tip devrelerde beyler mekanik olarak bir iş yapıyorsanız bir yerlere çarptırıp bekletip geçiş yaparken bekletip sistemi çalıştırıyorsanız sınır anahtarları zaman rölelerini çalıştırıyorsa veya işte motorun bir çalışması bir zaman rölesini çalıştırıyorsa değiştikten sonra çalışma şartları zaman rölesinin enerjisi kesildiğinde bozuyor mu bozmuyor mu çalışmaya bir dönüp bakmanız lazım. Şimdi burada baktık sınır anahtarından kurtulduğu zaman zaman rölesi devre dışı kalıyor. Çalışmayı bozuyor mu? Çalışmayı bozmuyor. Bozsaydı ne yapacaktık? İşte mühürlemelerle veya farklı yöntemlerle bunu engellemeye çalışacaktık. Geldi durdu. Prensip olarak ben ne yapıyordum? Karşılıklı olarak burada gerek var mı? Burada gerek yok. Ama ne dedim ben? Prensip olarak koymakta fayda var demiştim. Şimdi bu devre çalışır. Bu devre çalışır da burada şöyle bir sıkıntımız var bizim. Enerji kesildi. Tamam mı? Sistemin enerjisi kesildi. Enerji nerede kesildi? Araba LS1'in üstündeyken enerji kesildi. Yani araba geldi LS1'e çarptı, sistemi durdurduk veya enerjiyi kestik. Enerjiyi tekrar verdiğinizde ve PLC'yi run yaptığınızda, bakın bu kontak kapalı mı? Kapalı. Bu kontak kapalı üzerinden zaman rölem devreye girer mi? Devreye girer. Devreye girdikten sonra arabayı geri getirir mi?
geri getir. Bakın ben bir yerlere basmadım. Sadece sistemin en son durduğu nokta bastığı kontak bir şeyleri otomatik olarak çalıştırdı. Kontrolsüz olabilir. Örneğin o ara arabanın önünde, arkasında bir yerlerde insanlar, malzeme ve benzeri bir şey olabilir. Bu da senin sistemin çalışmasında güvenliksiz durumlar veya tehlikeli durumlara neden olabilir. Tamam mı? İlk bakışta sistem çalışıyor mu? Sistem çalışıyor ilk bakışta. Ama sıkıntımız ne? Sıkıntımız PLC'li stop run yaptığınızda sistem kendi kendine bir şeyler yapmaya başlıyor. Kontrolsüz olarak. Tamam. Şimdi soruyu biraz daha değiştirelim. Diyelim ki soruda araba periyodik olarak gitsin gelsin. Çarpsın, beklesin, gelsin, çarpsın, beklesin, gitsin, çarpsın, beklesin. Ve bu işlemi yaparken de kontrolsüz çalışmalarını da önüne geçelim. Tamam mı? Şimdi hep benim baştan sona söylediğim bir şey vardı size soru çözerken. Sistemin baştan sona kadar çalışan bir elemanı var mı diyordum. Hatırlıyor musunuz? Evet. Sistemde baştan sona kadar çalışan bir eleman var mı? Bakın burada ona bakmadım. Halbuki burada sistemde baştan sona kadar çalışan bir eleman yok. Parçalı olarak devreye giriyorlar. Set reset yaptığımız ve malzeme bir yerlere çarpıp durduğu için onu belki koymadığımızda sistem çalıştı ama güvenlik açığı var. Şimdi bu soruyu orada soruyorum. Baştan sona çalışan bir eleman var mı? Yok. O zaman benim bir yardımcı röleyle sisteme enerji sağlayabilmem lazım. Tamam mı? Start. Setlesin. Merkez 0.01. Bu merkez 0.1 0.0 ne yapacak? Sisteme enerji sağlayacak. Ondan sonrası 3 aşağı 5 yukarı şeyde olduğu gibi. Yandaki çözümde olduğu gibi. Aynı zamanda start ne yapsın? İleriyi setlesin. 1-1. Tamam. İleri ne yapsın? RS1'e çarpsın. Resetlensin. Sonra ne olsun? RS1 burayı kapasın. T37 zaman rölesini devreye soksun. Şimdi hocam demiş ki hani makine RS1'in üstüne basıyorsa, araba RS1'in üstüne basıyorsa zaman rölesi çalışma yapar. Evet, buraya işte az önce kullandığımız merkez 0.0 koyacağız. Bunun haricinde bir sıkıntı var mı? Merkez koymamı gerektiren bir durum var mı? Burası zaten merkezin kendi satırı. Start, başlangıç zaten start'ı koymuşum. RS1, buraya gerek var mı? Merkez 0.0'ı çalıştırmaya, koymaya. Ama reset yapıyor. Koyabiliriz, opsiyonel mi lan? Şimdi bak. M0.0 ben buraya koyabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Anlaşıldı mı? Ama zaten o satır ne yapıyor? Resetleme işlemi yapıyor, durdurma işlemi yapıyor. Yani prensip olarak konabilir, evet, ama gerçek sistemlerde zaten reset basıp bir şeyleri durdurduğu için çok da bir gerek yok. Tamam mı? Gittik beklettik mi? 5 saniye. Daha sonra RS1 ne yapsın? Özür diliyorum. T37. Özür dilerim. T37 ne yapsın? Geriyi setlesin 1-1. Buraya merkeze gerek var mı? Merkez 0.0'a gerek yok çünkü şu kontağın çalışma saatini zaten merkeze bağlamışım ben. Gördün mü herkes burayı? Şu. Şuraya merkez 0.0'a gerek var mı sorusunun cevabı zaten bu merkezin çalışma şartı bu satırın çalışma şartı şuradaki merkeze bağlı. Öyle değil mi? T37'nin zaten çalışması açık veya kapalı olması yukarıda bağlamışım. Aşağıda tekrar M0.0 o şartı bağlamama gerek yok. Peki araba geri gelsin mi? Araba geri geldiği zaman nereye çarpıp dursun? RS bu taraftaki neyini 2'ye çarptığı zaman resetlensin. Geriye 1-1. İleriyle gerinin prensip olarak ne yaptım tekrar?
kontaklarını koydum. LSG çarpı zaman başka ne olsun? LS2 çarptığı zaman T38 düzgün yazalım değil mi? T38 bu da ton zaman bölgesini 5 saniyelik devreye alsın. Şimdi soru şu. T38 neyi çalıştıracak? Örneğin her şurada da aynı mantıkla şey koyalım. Merkez 0.0 koyalım. Soru şu. T38 5 saniye sonra arabayı nereye doğru hareket ettirecek? İleriye doğru hareket ettirecek mi? Şu satıra eklemem lazım. Çalışma şartı neydi? Start'ın diğer çalışma şartı neydi? T38'in tekrar çalıştırması. T38'i buraya koyduk mu? Motor ileri yönde tekrar çalışmaya başladı mı? Bakın bu periyodik bir çalışma. Tamam mı? Gider bekler, gelir bekler. Periyodik çalışmayı bozmak için stop koymanız gerekir. Stopu buraya merkez 0.0 reset limit olarak koyabilirsiniz. Bu şekilde İstanbul çalışmalarına ne yaptık? Önüne geçtik.